İkinci derecen denklemlerle ilgili orijinal sorular çözmeye devam ediyorum arkadaşlar. X kare eksi 2x artı 3 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre köklerin oranının alabileceği değerlerin toplamı istenmiş. Kökler oranı derken kastettiği ya x1'in x2'ye oranıdır ya da x2'nin x1'e oranıdır. Bize bu toplamın değeri soruluyor. Payda eşitlersek karşımıza x1 kare artı x2 karenin x1 çarpı x2'ye oranı çıkacak. Yukarısı bizim için x1 artı x2'nin karesinden 2 tane x1 x2 farkı olarak gelmişti. Alt taraf aynen duruyor. Kökler toplamı bu denklemde eksi b bölü a'dan 2, 2'nin karesi eksi kökler çarpımı c bölü a'dan 3. Alt tarafta zaten 3 oldu. 4'ten 6 çıkartırsak cevap eksi 2 bölü 3 olarak gelecektir arkadaşlar. Bir diğeri bunun paydasız olanı, daha doğrusu pay olarak yazılmadan olanını çözmüştük arkadaşlar. X kare eksi 5 x artı 1 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Bize 1 bölü karekök x1 ile 1 bölü karekök x2'nin toplamı sorulmuş. Biz bu toplamın değerine yine bir değişken atayarak başlarsak şayet. Onu da her iki tarafta a olacak şekilde yazdım bu ifadeyi. Her iki tarafın karesini alalım. 1 bölü kök x1'in karesi 1 bölü x1. 1 bölü kök x2'nin karesi 1 bölü x2. Bir de çarpılan 2 katından 2 bölü kök x1 çarpı x2 geldi. Ama sonuç artık a değil, bizim için a kareye eşit. Burada paylaştıracak olursam x1 artı x2'nin x1 çarpı x2'ye oranı var. Artı yanında 2 bölü karekök x1 x2 duruyor. Kökler toplamı 5, kökler çarpımı 1. Aynı şeyi burada da tekrarladığımız vakit araştırdığımız sonucun karesi 7 çıktı arkadaşlar. O zaman a ya kök 7'dir ya da eksi kök 7'dir. Eksi kök 7'yi alamıyoruz çünkü çift dereceli iki kökün toplamı hiçbir zaman negatif yapmıyordu. Dolayısıyla bizden istenen sonuç arkadaşlar artı kök 7'ymiş. Sıradaki örneğimiz verilen iki tane denklemin birer köklerinin ortak olduğundan bahsediyor. Buna göre m değeri nedir diye sorulmuş. Biz genelde bu tip soruları çözerken birer kökleri ortak dediğinde ortak köke x1 olsun diyoruz. Ve bunu götürüp her iki denklemde de x gördüğümüz yere yazıyoruz. Yani x1 kare artı 2m x1 artı 3x1 eksi 6 eşittir 0 ile diğer taraftan x1 kare artı 2m x1 eksi 9 eşittir 0 denklemi çıktı. Amaç her zaman x1 kareleri yok etmek. Dolayısıyla denklemleri taraf tarafa çıkartırsam hem x1 kareler hem de 2m x1'ler gitmiş oldu. Yukarıdan 3x1 eksi 6, aşağıdan da artı 9 geldi eşittir 0. Demek ki 3x1 eşittir eksi 3. X1 demek ki arkadaşlar eksi 1'miş. Eksi 1 kök olduğuna göre herhangi birinde yerine yazarsam denklemi sağlayacaktır. 1 eksi 2m eksi 9 eşittir 0'dan 2m eşittir eksi 8. Demek ki m değeri arkadaşlar eksi 4'müş diyoruz. Bir sonraki soru aslında bir önceki soruyla benzerlik içeriyor. Ancak ayrıldıkları bir nokta var. Ufak bir detay diyebiliriz ona. Yine verilen denklemlerin birer kökleri eşit diyor ama diğer köklerinden de bahsetmiş. Örneğin ilk denklemin birinci kökü 1, ikinci denklemin birinci kökü 3, kalan ikinci kökler eşit denmiş. Yine biz diğer kökler eşit kısmında bunlara x1 diyecek olursak o halde bizim için ilk denklemin kökler toplamı x1 artı 1 eksi b bölü a'dan dolayı m veya kökler çarpımı x1 çarpı 1 biz ona x1 de diyebiliriz direkt. O da c bölü a'dan 3n. Aynı zamanda diğer tarafta kökler x1 ve 3'tü. Kökler toplamı x1 artı 3 eksi k ve kökler çarpımı 3x1 eşittir c bölü a'dan dolayı 2n eksi 1. Bizden n ile ilgili bilgi istediği için kökler toplamının olduğu bu tarafı hiç kullanmamıza gerek yok. X1 gördüğümüz yere aşağıdaki denklemde 3n yazarsam 3 çarpı 3n'den 9n eşittir 2n eksi 1 geldi. O halde 7n eşittir eksi 1 çıktı. Demek ki n değeri arkadaşlar eksi 1 bölü 7'ymiş. Yine kalıp ve güzel sorulardan bir tanesi. Verilen denklemin köklerinin rasyonel olmasını sağlayan m'in en küçük doğal sayı değeri nedir? Köklerin rasyonel olması demek köke bağlı olmaması demek. Hatırlarsanız kök bizim için eksi b artı eksi kök delta bölü 2a'dan çıkıyordu. Bir kere köke bağlı olmayacaksa demek ki delta'yı karekökten kurtarabilecek şekilde seçmeliyiz ki bu da delta'nın bir tam kare ifade olduğunu gösterir bize.
Peki deltamıza bakalım. B kare eksi 4ac'den 4 eksi 4 çarpı 2 çarpı m. Yani 4 eksi 8 m. Acaba m'e en küçük hangi doğal sayı değerini verirsem delta 1 tam kare ifade olur. M'e dikkat ederseniz arkadaşlar 0 verdiğimiz vakit çıkan sonuç 4. Delta'nın da 4 olması bir tam kare, yani bir tam sayının karesi olduğunu anlatacak. Dolayısıyla burada emin alabileceğim minimum doğal sayı değeri arkadaşlar 0'dır diyebiliyoruz.